Efendim ee, Merhabalar biliyorsunuz resmi açıklamalarımı mavi tıklay hesabından yapıyorum İstanbul'daki hanımefendi var bir tane biliyorsunuz. Bana demişti ki eğer ben seni tam teşekküllü hastaneye gönderdiğime dair ispat edersen sen benim hakkımdan suç duyurusunda bulunursun. Ama fakat yanılırsan, benim olmadığım ortaya çıkarsa, o zaman sen benim hakkında suç duyurusunda bulun demişti. Değil mi efendim? Biliyorsunuz üç gün, iki gün önce, iki gün önce efendim, e, paparonlarla birlikte gittiğimde kısa bir videosu var burada. Özellikle mavi tıklı hesabından Resmi açıklamalar efendim. Doğru açıklamalar. Çünkü e, videosu herhalde burada. Kısa bir video var. E, peki. Senin beni gönderdiğin seni beni gönderdiğin alane belli oldu. E şimdi yarın kurul var. Şimdi burada emniyete oyalıyorsun. Savcıları oyalıyorsun hekimleri oyalıyorsun. Kendine mazbata aldım diyerekten 900 bin takipçin olmasına rağmen bir yayın açmaya başladı yayın açtığında seni dört kişi daha izlemiyor. Çünkü bana ne zulüm çektirdiğinizi önce Allah sonra benim izleyicilerim biliyor. Adalet her zaman mülkün temelidir. Senin beni gönderdiğine ispat ettim ve ona göre konuşuyorum. Yarın da kurula gireceğim. Kuruldan çıkacak olan karardan sonra dört kişi hakkında otomatikmen avukatım aracılığıyla şahsım ile ne kadar zarara uğradım, malen maddi manevi psikolojimi bozdunuz. Bundan dolayı adalet yoluyla hakkım neyse tabii ki öncelikle en ağır ceza ile cezalandırılmanızı talep edeceğim ve ardından maddi olaraktan ne kadar zarar eee hastanelere, işte emniyet, savcılara, doktorlara, hekimlere, adli tıpı e, yani bunların komple ben şahsım adına ve avukatım aracılığıyla hakkınızda dava açacağım. Şunu ifade etmek istiyorum efendim. <laughs> Gebze'den beyefendi beni arıyor. Diyor ki bir dosya var diyor. Ağır ceza alacağız diyor. Sen diyor o dosyadan vazgeç. Ben de diyor tüm davalardan vazgeçeyim. Bugün avukatım ve uzlaştırmacıyla görüştüğümde iki tane dava o da Basit yargılamaya, e, yeniden basit yargılama olaraktan verilmiş olan e, bir dava. Yani e, siz böyle yaparsanız, benimle uğraşırsanız, beni gereksiz yere hakkımda vasilik davası açıp da Gülhane hastanelerine akli dengesi yerinde mi değil mi diyerekten dava açarsanız, beni burada ağlatırsanız, e, bu yok zamanımda taksi paraları, yok yeri geliyor dolmuş, yok git hastanelere, bilmem ne şudur budur. Eğer bu, bu konuda psikolojimi fazlasıyla e, zaten bozdunuz, bozdunuz. Yarın kurula girdiğimde e, bunları o videoyu zaten flash belleğe aldım. Yarın Allah izin verirse kurul başkanına sunacağım. Hanımefendi diyor ya, mazbata aldım. Mazbata aldıysan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kürsüde oturmadın ki. E şimdi sen <gülüyor> <gülüyor> diğer LGBT'liler adına diyorsun ki ben gönüllü aktivistim diyorsun. E ben niye niye benimle uğraşıyorsunuz? Niye beni her gün davet ediyorsunuz? Niye hakkımda vasilik davası açıyorsunuz? Niye beni hastanelere gereksiz yere gönderiyorsunuz? Hem adalet organını hem de emniyet mensuplarımızı hem hekimlerimizi hem de Sağlık Bakanlığı'nda çalışan görev yapan e, e, kişi kişileri de e, ne yapıyorsunuz? Oyalıyorsunuz. E ben yarın şu an avukatımla birlikte diyeceğim yarın e, şeye heyete giriyorum sağlık kuruluna. Bu hanımefendi avcılarda eğer bir şoförlük yapıyorsa, mazbata aldıysa <laughs> asgari ücret ne kadar diyeceğim. 15 günde bir Avrupa'ya çıkıyor. Bu akar nerede? 15 günde bir şeye çıkıyorsun ya Avrupa'ya turneye gezmeye tatile e bunların da hesabı sorulacak diğer kişi sana gelelim sen de cezanı adalet yoluyla çekeceksin adalet mülkün temeli dedikçe siz çığlığınızdan çıktınız. Avcılar Gebze. Bunu bana Öykü Özen de yaptı. Ama sizin kadar bana çektirmedi. Tamam o da beni hastaneye gönderdi. Ama şu an ne ben onun adını anıyorum ne de o benim adımı anıyor. Ama siz sürekli Sibel Baysal, Sibel Baysal. <laughs> Bundan dolayı yarın e, kurul başkanına, heyet başkanına e, zaten kalın bir klasör dosya e, sunuldu. E, hakkında hatta e, şeye savcılığa şeymiş zimmetliymiş o dosya ama benim her türlü sicilim her türlü sabıkam her türlü yaşantım her türlü rahatsızlığım mevcut siz beni fazlası, fazlasıyla psikolojimi bozdunuz artık uyuyamaz oldum uyuyamaz oldum çünkü yani yarın inşallah bakalım ne olacak hanımefendi o videoda diyorsunuz ya izleyin efendim burada özellikle resmi mavi hesabından açtım ben şeyi o video burada hanımefendi diyor ya. Hanımefendi oradan bana söylediği şu. Şöyle. Diyor ki eğer diyor ben seni şeydeyim dur konuşmam bitsin ondan sonra resmi açıklamam. Tamam. Ee, eğer diyor ben seni hastaneye göndettirdiysem diyor bunun diyor ispatını yaparsan diyor ben cezama razıyım. Ama diyor ben seni göndettirmedim diyor. Ama benim iki gün önce gitmiş olduğum e, hastanede tam teşekkülü hastanede e, senin adın çıkıyor. İstanbul'daki o avcılar hanımefendi. Yarın yine söyleyeceğim. Kurula giriyorum. Kurul başkanına diyeceğim ki Flash Belli'ye aktardım zaten. O video burada duruyor. Özellikle efendim izleyin orayı bak. Bakınız. Ee, diyeceğim ki bu hanımefendi bir şoförlük yapıyor. Ama transeksüel. E ben de transeksüelim. Ama geldi benim. Özellikle diyor senin diyor bulunduğun yere geldim diyor. Bana tehditler savuruyor. Ve alanen beni gönderen İstanbul Avcılar'da şoförlük yapan hanımefendidir. Tamam mı? Hanımefendi 15 günde bir nasıl Avrupa'ya yurt dışına çıkıyorsunuz bir şoförlükle bir kamuoyunda diyorsunuz ya mazbata aldım. Mazbata aldıysanız Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kürsüde mi oturdunuz? Orada mı yer aldınız? Nereden geliyor bu akar? 15 günde bir ben bakkala zor çıkıyorum. Çıkmak da istemiyorum zaten yurt dışına. Ama siz nasıl çıkıyorsunuz? Yarın kurul başkanına tabii ki yapmış olduğumuz avukatım aracılığıyla her şey sunulacak. Efendim kendinize iyi bakın. İyi akşamlar efendim.